Mısır denilince pek çok kişinin aklına ilk olarak Mısır tanrıları, firavunlar ve mitolojik hikayeler gelecektir. Bugün az bildiğimiz ve genelde yanlış bildiğimiz bilgiler üzerinde biraz duracağız. Hazırsanız başlayalım. Efsane kraliçe Kleopatra aslında Mısırlı değildir. Mısır'ın tartışmasız en ikonik kraliçelerinden biri 7. Kleopatra'dır. Ancak kendisi İskenderiye'de doğmuş olmasına rağmen bir Mısırlı değildir. Kleopatra, Büyük İskender Mısır'ı fethettiği dönemde orada bulunmuş olan büyük komutan 1. Ptolemy'nin Yunan-Makedon soyundan gelmektedir. Ptolemaios hanedanı M.Ö. 323-30 yılları arasında Mısır'ı yönetmiş ve Yunan kökenlerine sadık kalmıştır. Hatta bu hanedana mensup olup Mısır dilinde konuşan ilk kişilerden bir tanesi Kleopatra'dır. Tarihin bilinen ilk barış antlaşması burada imzalanmıştır. Milattan önce 11. yüzyıldan beri Mısır ve Hitit İmparatorluğu arasında günümüz Suriye topraklarını ele geçirmek için süren 200 yıllık bir mücadele vardı. Milattan önce 1274 yılında yaşanan Kadeş Savaşı bu mücadelenin en kanlı muharebelerinden biridir. Ne yaparsa yapsın bir tarafın galip gelemediği bir mücadeleden en sonunda sıkılan 2. Ramses'in de 3. Hattuşi M.Ö. 1259 yılında Kadeş Antlaşması'nı, yani dünyanın ilk barış antlaşmasını imzaladılar. Bugün kanın gövdeyi götürdüğü toprakların aslında barışla binlerce yıl önce tanışmış olması ne kadar da ironik. Antik Mısır döneminde kadın hakları düşündüğümüzden çok daha gelişmiş durumdaydı. Kölelik sistemi düşünüldüğünde çoğu insan o zamanlarda kadın haklarının olamayacağını düşünebilirler. Tam aksine binlerce yıl öncesinde Mısır'da kadın hakları zirve yapmış durumdaydı. Bu hakları ufak bir karşılaştırma yaparak görmek mümkün. Örneğin, antik Yunan dünyasında kadınlar erkeklerinin malı olarak kabul edilirdi ve herhangi bir hakları yoktu. Antik Mısır'da ise evlilik sözleşmesi vardı ve kadın boşanma hakkına sahip. O dönemde kadınlar genelde evden çalışırdı ama erkeklerle aynı işi yapanlara aynı ücret verilirdi. Daha hızlı kadınlar mülk alım satım yapabilir, vasiyet bırakabilir, jüri olabilir ve yasal sözleşmelere imza atabilirlerdi. Bu hakları Avrupalı kadınlar bile birkaç yüzyıl önce zor elde edebilmişlerdir. Piramitleri yapanların köleler olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Hayır, tabii ki uzaylılar da yapmadı. Bugün bile hayranlıkla izlediğimiz Mısır piramitlerini yapan, işinin ustası olan inşaat işçileriydi. Bu işçiler işinin ehli insanlar oldukları, başarılı zanaatçılar olarak kabul edildikleri için bugün bizim asgari ücretlerden bile daha iyi ücretler alıyorlardı. Piramitleri kölelerin yaptığı hikayesini M.Ö. 5. yüzyılda Yunan tarihçi Herodot yaratmıştır. Antik Mısır'da köleler vardı ancak sayıları düşündüğümüz kadar çok değildi. İşçiler ve hizmetçiler ücretli çalışanlardı. Hatta bu konuda ilginç bir detay var. M.Ö. 12. yüzyılda Firavun 3. Ramses için çalışan işçiler söz verilen tavıl ödemelerini alamayınca grev yapmışlardır. Hayır, hiçbiri işinden atılmadı. Öldürülmedi ya da kırbaçlanmadı. Grev işe yaradı ve söz verilen ödemeleri aldılar. Tutankhamun'un ölüm nedeni hala sır olsa da efsanevi bir gizem ya da büyülü bir olay değildi. Antik Mısır tarihine çocuk firavun olarak geçen Tutankhamun'un hayatı hakkında bazı detayları biliyoruz. Ancak ölümü biraz şüpheli. Mumyasına bakıldığı zaman göğüs kafesi olmadığı görülüyor. Bazı dönem tasvirlerinde Tutankhamun bir su aygırı avlamaya çalışırken görülüyor. Bu iki bulguyu bir arada değerlendiren uzmanlar bir su aygırı ısırığı nedeniyle ölmüş olabileceğini düşünüyorlar. Tutankhamun'un bir su aygırı ısırığı nedeniyle ölmüş olması mümkün. Çünkü Mısırlıların hayvanlarla iç içe yaşadıkları biliniyor. Kedilerin Antik Mısır'da kutsal kabul edildikleri zaten bilinen bir gerçek. Bunun yanı sıra Mısırlılar şahin, köpek, aslan ve babun gibi bazı vahşi canlıları da evcil hayvan olarak besliyorlardı. İsrailliler köleleştirildi iddiası. Tarihsel gerçekler barındırdığı düşünülen İncil'in ve onun takipçileri dışında eski Mısır'da İsraillilerin köleleştirildiğine dair herhangi bir kanıt bulunamamıştır. Eski Mısırlıları eksiksiz kayıtlarına bakarak onlar hakkında yeterince bilgi edinebildik. Ancak hiçbir zaman bir ırkı köle olarak kullandıklarına ve on veba olayının yaşandığını söylememişlerdir. Diğer yandan milyonlarca İbrani'nin Mısır'da ya da çölde yaşadığını gösteren herhangi bir arkeolojik bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca kaçan milyonlarca köle Mısır'ın ekonomisini yerle bir ederdi. Ancak sözde Mısır'dan çıkış olayının yaşandığı söylenilen zamanda Mısır ekonomisi büyük bir yükselişteydi. Böylesine büyük bir ekonomik facianın illaki kayıtlara geçmiş olması gerekirdi. Antik Mısır kayıtlarında olmasa bile başka kayıtlarda illaki bu garip olaya yer verirlerdi. Antibiyotik kullanımı 20. yüzyılda başlamadı.
Temeli aslında antik Mısır'a dayanıyor. Eski Mısır'daki tıp bilgisi zamanına göre bir hayli ileriydi. Homeros'un Odisey adlı eserinde tüm sanatlar içinde Mısırlıların en hünerli oldukları alanın tıp olduğu özellikle vurgulanıyor. Nitekim Mısırlıların mumyalama becerileri insan anatomisini iyi bildiklerini gösteriyor. Ve tercüme edilen bazı tıp papirüsleri eski Mısır'daki hastalıkların teşhis ve tedavisi hakkında önemli bilgiler içeriyor. Örneğin eski Mısır'da enfeksiyonlar küfle ekmek ile tedavi edilirmiş. Yazılı belgelerde bunun gibi birçok olay rastlayabiliyoruz. Kim Mısırlılarda temizlik ve görünüm büyük önem taşıyordu. Şu anki algımızla geçmişe baktığımızda antik zamanlarda yaşayanların pek de temiz olamayacağını düşünebiliriz. Tam aksine bu temizlik algısı orta çağ zamanlarından bile daha iyi durumdaydı. Çoğunlukla hayvansal yağ ve kireç taşı tozundan yapılan yumuşak sabunla yıkanıyorlardı. Erkekler temiz kalmak için bıyık ve keçi sakalı dışında tüm bedenlerini tıraş ediyordu. Her iki cinsinde kötü kokuları gidermek ve cildi yumuşatmak için kokulu merhem, parfüm veya kullanıyorlardı. İşçilere yağ ve merhem haftalık ücret gibi veriliyormuş. 3. Ramses zamanında yağ verilmediği için işçilerin şikayetleri kayda geçirilmiş. Bu derece önemli olmasının nedeni güneş ve kum rüzgarlarının ciltte yarattığı kurluk. Zengin Mısırlıların kadını da erkeği de saçlarını kazıtır ve peruk kullanırlardı. Diğer sınıflara mensup olanlar ise ya saçlarını uzatır ya da domuz kovuğu takarlardı. Bu bilgiye bazı kaynaklarda kanat takarlardı şeklinde rastlayabilirsiniz. Bu sadece çeviri hatasıdır. Erkek çocuklar sünnet edilir, yine 12 yaşına kadar kafaları kazınır, tepede ince bir tutam saç bırakılırdı. Bunun bit ve pire için bir önlem olduğu düşünülse de bu işlem kız çocukluğuna uygulanmıyordu. Onlar saçlarına at kuyruğu yapıyorlardı. Firavunlar öldüklerinde hizmetçileri de öldürülüp kendileriyle birlikte gömülüyordu. Büyük yanılgılardan birisi de budur. Bunu sadece birinci hanedanlığa ait iki firavun yapmıştır. Sonrasında gelen firavunlardan hiçbiri bu geleneği uygulamamıştır. İnsanların yaptığı bu genelleme geri kalan yaklaşık 300 firavuna haksızlık niteliğindedir. Daha sonraki firavunlar ölü hizmetçiler yerine onların modelleri olan Sapti denen heykellerle beraber gömülmüşler. Bunlar firavunlara ölümden sonraki yaşamda yardım edebilmek için canlandırılabilen figürlerdir. Mısır'a neden Mısır diyoruz? Mısır'ın resmi Arapça adı Cumhuriyetü Mısr el Arabiye'dir. Yani Mısırlılar kendi ülkelerine Mısır diyor. Ve bu da bizim dilimize biraz değişerek bu şekilde geçiyor. İngilizce Egypt adı ise Mısır'ın Müslüman olmadan önceki dönemine dayanıyor. Bu dönemde Yunanlılar bu bölgeye Egyptos diyorlardı. Bu isim zamanla Egypt'a dönüşmüştür. Bitki olan Mısır'a Mısır dememizin nedeni ise 17. yüzyılda Mısır'ın İstanbul'a Mısır üzerinden gelmesi ve Mısır buğdayı, Mısır darısı, Mısır tahılı gibi isimlerle anılmasıdır. Yani ülke ismini bitkiden değil, bitki ismini ülkeden almıştır. Zaman içerisinde bitkiye verdiğimiz bu ismi daha da kısaltarak Mısır demeye başlamışız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka antik videoda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın.